Merhaba sevgili TV'den izleyicileri. Baş başa programını da tekrar yapmıyoruz. Aynı konukla yine bir aradayız. Çünkü bir önceki programda sonra geri dönüşler yoğun oldu. İzleyicilerimizin merak ettiği bir takım sorular da oldu. Biz İranlı yatırım ve hukuk danışmanı avukat Mecit Mecidi'yi tekrar davet ettik ve yarım kalan konuları konuşmak istedik. Sayın Mecidi, görüşmeleri ne yaptınız? Siz ne gibi dönüşler aldınız yayın sonrası? Merhabalar. Bize de bayağı bir yoğun talep gelişler oldu. Evet. Aslında ben ilk defa kendi WhatsApp'ı ya da sosyal medyayı öyle bir şey koydum. Çok iyi geri dönüşler aldım yani. Yaklaşık 500 kişi bana mesaj attı. Birkaç kişi de direkt bu konularla, hukuki konularla ilgili sorular soruldu. Evet. Onun içinde şu anda buradayız. Evet. Size gelen yoğun soruların içinden böyle seçerek alırsak, en çok insanlar neyi merak etti, neyi sordular? Aslında en önemli olan nokta, yani sorulan sorular bu güven, yani nasıl bir projeyi alalım, bu projenin gerçekten vatandaşı uygun olup olmadığını, süreçlerde bir süre sorular vardı. Bazı noktalar var. Mesela çocuğun iki ülkede askerlik yapar mı? Benim çocuğum şu anda mesela 15 yaşında. Vatandaş olursa askerliği ne oluyor? Çok bu merak edilen sorular var. Evet. Ne oluyor? Aslında şey var, yani iki ülke mecburen askerlik yapmalı yani bizim İran vatandaşına. Yani orada askerlik yapsa bile buradaki kanuna göre askerlik yapmalı. Ama genelde burada okullara yazdırıyoruz. Okul okuyor, üniversite okuyor. 30 yaşında geçerse askerliğe girilmez. Evet. Ama sonuçta istiyorlar bunu. Yani sadece bu sorular, çocukların geleceği nasıl olacak? İki ülkede askerlik yapacak mı? Ya da bir ülke yapıp öbür ülke yapmayacak mı? Çok önemli sorular var burada. İran'da nedir askerlik süresi? Zorunlu askerlik 24 süresi? Ay. İran'da 24 ay askerlik var. Türkiye'de zaten 6 aya düştü askerlik. Evet. Ve bedelli de yapılabiliyor. Bizde de bedelli yapılıyor arasında. Son zamanlarda da benim kardeşim oldu mesela. Şu anda devam ediyor galiba Nevruz'u kadar. Evet. Sayın Mecit Mecidi, bana da gelen sorular var. Şimdi size gelen sorular genelde İranlı ya da Iraklı vatandaşların soruları olmuş. Hani biz nelere dikkat etmeliyiz alırken, işte onlardan soru gelmiş. İşte askerlik yapar mı, işte eğitim olanakları nedir gibi. Bana da gelen sorular, biz yatırımcı arıyoruz diyenler var. Mesela belediye başkanlarından gelen var. Yani biz kendi ilçemizde yabancı bir yatırımcının gelip burada işte yem fabrikası kurmasını isteriz. Evet. Süt ürünleri fabrikasını kurmasını isteriz. İşte başka alanda yatırım yapmasını isteriz. İstihdamın geliştirilmesi açısından yabancı yatırımcıları ilçemize çekmek isteriz gibi belediye başkanlarından gelen talepler var. Ya da iş insanlarından gelen talepler var. Bizim bir yatırımımız var, bir fabrikamız var. Fakat işte ekonomik darlık yaşadığımız için faaliyetlerimizi durdurmak zorunda kaldı. Yeniden faaliyete geçmek için ortak arıyoruz diyenler var. Ne yapmalılar? Yani aslında ilk bunu bir duyurmalı. Kimse bilmiyor. Yani çünkü bana da talepler geliyor. Evet. Ama kimse bunların kuralları, koşulları, gerçekten nerede olduğunu, devletin destekleri ne olduğunu kimse bilmiyor. Evet. Son zamanlarda bir ay içerisinde aslında iki tane İran'daki en büyük fabrikalar sahibinden biri üç tane daire aldı bizden. Vatandaşlığına başvuru yaptık. Hani yem fabrikası benden istedi. Evet. Bir de tavuk fabrikası mesela istedi. Evet. Bir süre araştırıyorlar ama ulaşamıyorlar. Yani istediğin o kişiye bu kuralları onlara yansıtan, gerçek iki ortamı, özel iki tane şirketlere bile bağlayan kişileri bulamıyorlar. Evet. Bunları biraz duyurmalı. Evet. Yani devletin bunu bir sitesi var aslında. Foreign Direct Investment. Bu direkt başbakanlığa bağlı. Yabancı yatırım firması. Evet. Ama bunu bir yerden duyurmalı. Yani TV gibi yerlerin, sosyal medyaların, iş adamları bunu duyurmalı. Evet. Aslında işte İran'dan, Irak'tan, yurt dışından Türkiye'de yatırım yapmak isteyen, fabrika kurmak isteyen, işte büyük mülk satın almak isteyen insanlar var. Var. Ve ama bunlar neyi nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Kesinlikle. Bu konuda bir iletişim eksikliği olduğunu düşünüyorsunuz. Zaten sizin de misyonunuz bu değil mi Sayın Mecit Mecidi? Yani? Evet, biz de burada zaten onun için destek veriyoruz. Yani biz A'dan Z'ye kadar şirket kuruluştan çalışanlarının bu yatırımın geri dönüşünü, return on investment babında hepsini, bunları tek tek
bir business plan alanında proje veriyoruz. Bir de buradaki kurallara çevirip, yani evet, nasıl hangi bölgelere yatırım yaparsa, devletin hangi destekleri alırsan hepsini bunları veriyoruz. Mi? Var aslında. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yatırımcıya inanılmaz destekleri var değil mi? Var. Bunları bilen çok az var. Yani bence yurt dışındaki yatırımcılar bunları bilirse kesinlikle çok fazla yatırım yapar. Evet. Kesinlikle. Bu marka destekleri var mesela, evet, Türkiye'de. Mesela bizim ülkede öyle bir şey yok. Evet. Marka desteği var. Yurt dışındaki, evet, marka yatırım desteği veriyor. Evet. Reklam desteği veriyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti hatta orada kira desteği veriyor. Depo desteği veriyor. Evet. Ben aslında bana da ilk geldiğimde çok enteresan geliyordu. Bir Türk markası nasıl 70 tane şubeleri var. Avrupa'da her yerde şubeleri var. Sonra bir baktım ki bu devletin desteğinden dolayı, Türk markanın desteğinden dolayı kendini her yere tanıtım yaptı. Evet. Bizim İran yatırımcıları ben anlatırken herkes şaşkına dönüyor. O öyle bir şey varsa biz de orada fabrika kurayım. Biz de vatandaş olayım ya da biz de Türk şirketi kurup Türk markasını yurt dışında ihracata başlayalım. Evet. Yani İran'da zaten ambargodan kaynaklı iş insanların bir yaşadığı darlık var değil mi? Evet, onu ayrıca anlatmam lazım. Dediğiniz gibi yani o bir nevi sebep var zaten buraya gelişi. Evet. Yani neden bu kadar yoğun talep var? Biri zaten bu ambargodan dolayı. İkincisi buradaki var olan avantajları. Evet. Avrupa, diğer ülkelerin hatta Amerika, Kanada burada bir köprü olarak, yani yurt dışına ihracat olarak iyi bir ülke. Evet. Güvenli bir liman. O açıdan çok talep var. Evet. Peki Sayın Mecidi, benim merak ettiğim bir şey var. Türkiye'de biliyorsunuz faizler çok yükselmişti ve konut satışları durmuştu. İşte durma noktasına gelmişti diyelim. Şimdi Türkiye'de faizler düştü. Faizlerin düşmesi konut satışlarının artışı olarak da öngörülüyor. Peki İranlı ya da Iraklı yabancı yatırımcılar buradan bir gayrimenkul satın aldıklarında, daire, dükkan her neyse, bankalar onlara kredi veriyor mu? Ya da firmaların onlara sağladığı taksit olanakları var mı? Burada süreç nasıl işliyor? Aslında bankalar veriyor, çok zor veriyor. Yani burada yaşamış olan ya da burada firması olan, burada yeni para kazanan kişiye veriyor. Bakmıyor. Orada aslında bunu ben noktalayacaktım bunu. Oradaki olan mal varlığı bakmıyor. Buradaki olan kazanmasına bakıyor banka. O nevden İranlılar çok zor durumdalar. Ambargodan dolayı oradaki bankalar oradaki olan mal varlığı buradaki çeviremiyor. Yani burada bunu hiç mahsuplaşmıyor. Ama firmalar taksit yapıyorlar. Evet. Firmalar bunları sanat üzerinde %25-35 alıp kalanı taksitlendiriyorlar. Ama bu Türk vatandaşı yetmez. Çünkü bunun 250 bin doları ödemesi, kalanı taksitlendirebilirler. Evet. Normal halinde alan, evet. 500 bin TL, 1 milyon TL olan bir daire, evet, %35'e ödüp kalanı mesela 36 ay, 50 aya, evet, yapan firmalar var. Evet. Yabancı bir yatırımcının Türk vatandaşlığı hakkını elde etmesi için 250 bin dolarlık bir yatırım yapması gerekiyor. 250 bin doların üzerine yapacağı yatırımı taksitlendirebiliyor. Taksitlendirebiliyor. Evet, evet. Bu 250 bin doların peşin alınması kesinlikle lazım. Kesinlikle. Bunu kendi hesabından, satıcının hesabından yatırması lazım. Evet. Expert raporu gerekiyor. Evet. Bu expert raporun 250 bin doların, evet, üstüne ya da 250 bin doların en az olması lazım. Evet. Bunu dört koşulları Tapu Genel Kadastro kendisi bunları hepsini denetleniyor. Evet. Ondan sonra bir uygunluk belgesi veriyor. O uygunluk, evet, belgesini verirse biz birinci aşamada geçtik. Evet. İkinci aşamada artık araştırmalar var. Yani gerçekten 1,5 ay, 2 ay emniyet MİT araştırması yapıyorlar. O kişiye göre o insanın gerçekten bir iş adamı mı, bu ülkeye yaranacak şeyler var. 2 ay araştırıyor. Herhangi bir sorunu olmazsa 3. aşamaya geçiyor. 3. aşamada 1 ay yeni de bazı denetlemeler oluyor. Evet. Olursa o aileye bir vatandaşlık veriyorlar. Evet. Yani peki nasıl işliyor Sayın Mecidi? Bir garantörlük müessesesi var mı? Ben atıyorum Türk bir yatırımcıyım. İşte Iraklı, İranlı ya da Dubai'li ya da işte dünyanın herhangi bir yerinden gelen yabancı yatırımcıya ile bir ortaklık kurmuşum. Ya da bir alım satım yapmışım. O kişinin ve benim haklarımı koruyan, ikimizin haklarını koruyan ortak bir yapı var mı?
Ya hukuk devletinde zaten var ama şey açısından yok, bir eksiği var bunun. Sigortalama açısından mı? Hem sigortalama hem garantörlü açısından. Çünkü mesela sadece amrak konutu olan yani devletin projelerinde ya da ortaklaşa özel sektörde devletin projelerinde biz içimiz rahat. Çünkü bu proje sonuçta bitirecek. Evet. Bizim İranların böyle bir sorunu var. Çünkü bunu Dubai'de çok yaşamışlar. Evet. Unlu bir iş adamı, unlu bir futbolcu, açılmış olan bir gökyeleni sonra teslim alamamışlar. 2-3 kat kalmıyor. Yani 100 milyon dolar paralar gitti. Ha. Şu anda da genel olan sorun bu. Herkes benden onu soruyor. Neden toprak üzerinde almıyorlar? Çok az toprak üzerinde alan var. Evet. Yani neden yatırımcı toprak üzerinde almıyor? Çünkü bunları yaşamış. Bunun engellemesi için devletin garantörlüğü ya da bir firmanın bunun sigorta yapılması gerekiyor ki ben içim rahat, bunun arkasında büyük bir sigorta var. Evet. Sonuçta bu firma bitiremezse bunlar zaten bunu bitirecek. Evet. Ya da devletin bir garantörlüğü söz konusu. Evet. Ya da devletin yeni kanunları şu anda değişecek. Artık müteahhit kat karşılığı aldığı devlete bir teminat mektubu göstermesi. Yani evet, bunu bitirmesi için kendine bir teminat mektubu göstermesi gerekiyor. Bunları ama yine de bir yandan duyurması gerekiyor. Evet. Çünkü bir sürü kişi geliyor. Evet. Biz mesela onları diyoruz ki bak bu vatandaşını aldı. İnanmıyor. Diyor ki benim kardeşim alsın sonra ben geleceğim diyor. Yani bu inan meselesi çok zor. Evet. Yani güvenle ilgili sıkıntı var. Projenin başlangıcında İranlı, Iraklı, yabancı yatırımcı bir para ödemek istemiyor. Ancak bitmiş. Bitmiş proje. Evet. Bitmiş. Ama, tapusunu evet, hazır olmuş. Bazıları bu durumları çok iyi kullanıyorlar. Mesela İzmir'de tanıdığım hatta bir firma var. Bu %50'sini alıp tapusunu devrediyor. %50'sine sanat alıyor. Çok fazla satış yaptı. Yani 70-100 tane diyebilirim ki kaç ay içerisinde satış yaptı. Uğurikilerden tapuya verilmediği için %25'i alıyor. Tekstilendirilmeye yanaşmıyorlar. Evet. Yani bunu biraz korkuyorlar. Bunun bir garantörlüğü olması lazım. Evet. Çünkü daha önce Dubai'de çok ünlü isimlerin evet, içinde olduğu projelerde dolandırıldılar diyorsunuz. Ben çok ünlü bir futbolcuyu tanıyorum. İki tane proje. Kendisi açılışı yaptı. Herkes evet, İngiltere'de çok büyük bir firma. Bitiremedi. 100 milyon dolara yakın İranlı paraları gitti. Bir de üstüne şey var. Onun üzerinde ikamet alan kişiler var. Hepsini artık almıyorlar arasında. Yani geri gönderiyor. Hesapları kapatıyor. Bu geçmiş yaşandığı için bir korku var. O korku aslında bir güveni sağlamak lazım. Yani devletin evet, politikası bunu yönelik bir şey olması lazım. Eğer siz Türkiye'de devlet işte müteahhitlerin projelerini daha projenin başında devlet garantisi verilirse ya da uluslararası bir sigorta şirketi bu projenin tamamlanacağına dair bir güvence verirse daha çok yatırımcı gelip buradan mülk alacaktır diyorsunuz. Kesinlikle. Faizlerle ilgili şöyle sorayım. Biz kaç şey yaşadık zaten bununla ilgili. Ben hatta yatırımcılara diyorum ki siz evet, paranızı buraya getirin. Dolarla TL'ye çevirin. TL banka ben bunu bloke edeyim. Evet. Bir teminat mektubu alın. Bu teminat mektubu satıcıya da firmaya verin. Firma da onu dayanarak size tapuyu geçirsin. Evet. Şu anda bu durumları yapıyoruz biz. Evet. Yani aslında iki tarafın güven açısından evet, bir taraftan banka teminat mektubu bir taraftan da tapuyu evet, geçiyoruz aslında. Evet. Hem faizini alıyor hem bir yerden de proje bitti de evet, tapusunu alıyor. Sayın Mecidi, şey nasıl yürüyor? Banka süreçleri nasıl yürüyor? Ben atıyorum, ben bir İranlıya yani mülk sattım. Evet. Ve o da bana bir ödeme yapacak. Yani neticede bir ambargo var İran'da. Ve bundan kaynaklı bankaların para transferleriyle ilgili sıkıntı var. Yani bu süreç ne kadar sürüyor? Hangi yöntemlerle oluyor? Nasıl kolaylaşıyor? Nasıl oluyor? Evet. Genelde şey var yani ben bazı bankalara gidiyoruz hesap açtırmıyor zaten. Yani Amerikan vatandaşı olsa doğum yeri İran olsa yine de açtırmıyor. Evet. Yani ben bunu çok rastladım. Onu fark etmiyor. Sadece doğum yeri onun önemli. Hatta benim bir Türk vatandaş arkadaşım var ya da yeni olan Türk vatandaşı bile evet, onu da size söyleyeyim. Mesela ben bunu burada duyurayım. Yeni olan 3-4 tane arkadaşım var. Türk vatandaş oldu. 2-3 tane bankaya gitti. İmza attı. Sonra bilgisayara girince ha bu doğum yeri İran, açtıramadı. Sonra ben dedim ki bu bir eşitlik söz konusu değil ki. Sonuçta bu bir Türk vatandaş oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliği var.
açtıramıyor. Diyor ki bu doğum yeri İran. Sonra bir örnek verdim. Annesi Türk, babası İranlı gerçekten ya da tam tersi mi? Evet, orada doğum yaptı ama gerçekten bunun kanı da Türk. Zaten Azeri, bu taraftan da babası. Yeni de açtırmıyor. Devlet bankalar açtırıyorlar. Evet. O da bazı devlet bankaları. Biz onu iki gün içerisinde vergi numarasını arıyoruz. Bir adres, evet. Yani bir gayrimenkul satın alıyor. O gayrimenkulu adres olarak gösteriyor. Evet. Sonra hesabı açtırıyoruz. O hesaptan para yatırıyoruz ya da Dubai'den, yurt dışındaki gönderdiği hesaptan parayı satıcıya gönderiyoruz. Ama çok sorun yaşıyoruz. Yani bu Türk vatandaş olup ya da Amerikan vatandaşı olup İran doğum yeri olursa, evet, yeni de açtırmıyorlar. Ne kadar sürüyor bu süreç mesela? Açtırma süresi mi? Yani en hızlı para transferi süreci. Yani İran'daki paranın Türkiye'ye gelmesi ne kadar zaman alıyor? Yani bu bir günlük, iki günlük en fazla. Bir iki günde oluyor. Aslında o kadar da zor değil yani. Yok. Yani genelde şöyle bir algı var. Yani hani satıyoruz malı, işte para gelmesi için bir yıl bekliyoruz, işte altı ay bekleriz falan gibi bir... Yok, o bazı alıcılar var. Bu alıcıların bu durumu kullanıyor aslında. Bu da duymuş olur. Yani bu alıcı taksitleri ödememek için biz de yaşadık birkaç tanesini. Zaten yüzer kişi hepsi gönderiyor. Evet. Bu taksitleri bir bahane ederek, şu anda ambargo var, evet, İran paramı alamıyorum, oradan bankaya para çeviremiyorum diye bu, evet, bahanelerle parayı göndermiyor aslında. Evet. Yani Sayın Mecidi, geçen programda da konuştuk. Artık işte dediğimiz gibi biz Türkiye'de emlak sektörünün, yani inşaat sektörünün hareketlenmesini bekliyoruz. Yani Türk ekonomisi açısından bu konu önemli. Fakat Türk müteahhitlerinin, Türk iş insanlarının da yabancıya satış yapmaları gerekiyor. Ne tavsiye ediyorsunuz? Yani hangi yolları, hangi yöntemleri kullansınlar? Yabancıya nasıl erişsinler? Yani bu anlamda siz ve sizin gibi kuruluşların onlara sağlayacağı katkılar nelerdir? Size ulaşmak için ne yapmalılar? Çok yani etkilenecek çok şeyler var ama mesela büyük firmaları şu anda bu taksitli olanakları, bu 250 bin dolar üstüne taksit olanakları, devlet garantörlüğü verirse yabancılar seve seve toprak üzerinde ya da bitmiş olan ya da bittiği bir sene kalan projeleri satın alsın. Onun için bence özel bir firmalar kurmalı. Yani herkesin artık o emlakçıdan çıkmalı. Yani bu bir özel bir sektör olmalı. Bunun için ruhsat verilmeli. Bizim gibi firmalara gerçekten yüzlerce satılan diğer normal firmalar, yani sokaktaki bir adam da şu anda emlakçı olmuş ama hiç bilgisi yok. Evet. Kandırıyorlar insanları. Devlet bunun engellemesi için çok şeyler getirdi yeni. Eksper zorunluluğunu getirdi. Evet. Yani vatandaşlık olursa olmazsa eksper zorunluluğu var. Evet. Yeminli tercüman var. Biraz bazı büyük firmaları da daha fazla bir olanak tanınırsa, evet, özelleştirme üzerine. Yani her ülkenin 2-3 tane firması olsun. O firmalar gerçekten bilgi versin. Konsolosluklar, evet, üzerinde bilgi verilirse çok etkilenecek, evet, diye düşünüyorum. Evet. Peki Sayın Mecidi, yani bu doğru. Devlete de düşen görevler var burada. Yani mutlaka devlet bu düzenlemeleri yapacaktır. Fakat ben bir satıcı olarak satış yaptığım kişi İranlı, Iraklı, her neyse, onun güvenilir olduğunu nasıl anlarım? Nasıl atıyorum, neyse mal sattım, taksitli satıyorum ama onun güvenilirliğini nasıl test edebilirim? Test edemiyorlar aslında ama şey yapıyorlar, bunun için tapuyu geçirmiyor. Tapuyu geçmediği için satış ve sözleşmesi yapıyor. En son taksidi ödedikten sonra tapuyu veriyor. Evet. Ama ben tam tersine düşünüyorum. Bunun güvenmesi için İran'daki bankadan ondan bir teminat mektubu alsın. Ya da İran'daki durumun tapularını ya da üstüne bir ipotek koydurabilir. Evet. Bir sürü yöntem var. Neden yapmıyorlar ben de meraklıyım aslında. Çok firmaları konuşuyoruz. Bürokrasi ya da oradaki borsa içinde oldukları için çok fazla yabancı yönelik satış olmadığı, evet, için acaba yapmıyorlar. Evet. Ondan olabilir. Ama son 1-2 senedir çünkü bu faizler yüksek olduğu için Türk vatandaşlığın çok fazla gayrimenkul almıyor. Şu anda durum sadece yabancı yönelik. Bu son zamanlarda çok kurallar değişti. Gerçekten firmalar yanaşıyorlar bu tapu vermeye, taksitli olan ödemelerine. Bizim gibi firmalara işbirliği yapmalarına. Biz gerçekten bir danışman olarak çok büyük firmaları
tüm yabancı satışlarda danışmanlık veriyoruz. Yani evet. Artık benim çalışanım, benim bilgili olan çalışanlarım o firmada duruyorlar. Artık bu işi bilen kişiler bu işe yöneliyor. Evet. Yani çünkü biz reklam mecraları biliyoruz. Aynı dilden konuşup onlara güvene sağlayabiliyoruz. İran'daki havalanında, Irak'taki havalanında vermiş olduğumuz standart reklamlar, oradaki AVM'lerde, oradaki almış olduğumuz bilgileri biz de biliyoruz ki mesela bu aile nasıl bir aile, evet. ODM koşulları nasıl yapabilir, ona göre biz yönlendiriyoruz. Evet. Yani aslında siz ve sizin gibi aracı kuruluşlara da çok ihtiyaç var bu durumda. Yani arada hani sistemin bir garantörlüğü yok, devlet garantisi henüz yok, sigorta şirketlerinin garantilediği bir şey yok ama arada sizin gibi burada yaşayan, burada bir firması olan, yerleşik düzen olan ama aynı zamanda İran vatandaşı olan ya da Kanada vatandaşı olan birinin güvencesi bile, olması bile her iki taraf açısından güven oluşturuyor. Kesinlikle. Şu anda zaten durum o tarafa geçiyor. Artık eskisi gibi çok fazla acente ya da amrakçı söz konusu değil. Danışman olarak firmalar 70 tane, 100 tane çalışanı olan firmalar şu anda var. Bu firmalar büyük inşaat firmaları danışman olarak oradaki satış ofisleri kendi çalışanları yerleştirerek işlem başladı. Evet. Yani Sayın Mecidi, bir de şehirlerle ilgili mevzu var. İşte genelde İstanbul'u tercih etmişler yabancı yatırımcılar. Evet. İzmir'i tercih etmişler, Antalya'yı tercih etmişler, Ankara'yı tercih etmişler. Fakat Türkiye'de bu İzmir, Ankara, Antalya, İstanbul dışında ivmesi yüksek, yani daha çok kazandıracak birçok şehir var. Burada eksik olan şey şehirlerin tanıtımı. Tanıtım şehirler için. Mi eksik kalıyor? Evet. Bunun için ne yapılmalı? Yani ben, başka şehirlerin bu pazardan faydalanması için neler yapmaları gerekiyor? Bence bu en önemlisi bunların reklamı, yani tanıtımı yok. Yani mesela dediğiniz gibi geçen sefer Muğla ya da başka bir şehir siz söylediniz. Evet. Ben araştırdım. Kimse çok fazla bilmediği için. Yoksa o fotoğraflar o kadar güzel bir yere görürse ya da devlet şey yapabilir. Onlar için daha bir avantaj bir şey koyabilir. Evet. Yani onun için mesela o demek koşulları daha iyi ya da daha az bir parayla daha destek verebilir. Bunları tanıtım yapabilirler yani onun değil üzerinde. Mi? Şu anda biz mesela çok reklam veriyoruz. Ben bile şu anda yurt dışındaki en azından 50 kanala reklam veriyorum. Evet. 50 kanala reklam veriyorum. 50 kanala reklam veriyorum ben. Yani Türkiye'yi tanıtmak adına, projeleri tanıtmak adına, kesin. Şehirleri anlatmak adına. O kanallar da zaten Türk dizileri gösteriyor. Türk dizileri çok ilgi geçiyor. O Türk dizilerinin içerisinde biz reklam veriyoruz. Evet. Yani genelde İran söyleyebilirim 50 milyon kişi günde 4 saat Türk dizileri seyrediyor. Evet, geçen de söylemiştiniz. Benim de çok ilgimi çekti. Yani 50 milyon kişi günde 4 saat Türk televizyonlarının Türk dizilerini izliyor. Kesinlikle. Yani aslında bu Türk... Artık o kadar yoğunlaştı ki ben diğer kanallara bile direkt Türkçe bakıyorlar. Çünkü ben reklamlardan anlıyorum. Müşteri kendisi direkt proje gitmiş. Bu projeyi nereden gördün? İzmir'deki aslında bir proje. Falan kanalda gördüm diyor. Evet. Yani durumlar o yere kadar gitti. Yani artık insanlar, bizde 30 milyon Azeri var zaten. Evet. Yani Türkçe anlıyorlar. O kadar gidip gelmişler ki, yani ben burada üniversite bitirdim. Benden daha güzel konuşuyorlar. Yani. Evet. Yani şehirlerin tanıtımına ihtiyaç var. Eğer yabancı yatırım çekmek istiyorsa Aydın gibi, Muğla gibi, Denizli gibi, evet. Balıkesir gibi, Afyon gibi şehirler. Yani belediyeler bizimle işbirliği yapabilir. Mesela ben Kuzey Kıbrıs'a gittim hatta. Evet. Orada da mesela bakanı görüştüm. Destek verirse, yani bir belediyenin işbirliği, üniversitelerin işbirliğini, çünkü bizde büyük bir medya grupları var. Bu medya grupları devletin ya da belediyelerinin destekleri üzerinde biz tanıtım ya da reklam yapabiliriz. Bir de bedava yapıyoruz bunu. Öyle mi? Evet, biz bedava yapıyoruz şehirlerin bunu. Tanıtımını bedava yapıyorsunuz. Kesinlikle. Şehirlerin tanıtımı, üniversitelere tanıtımı, gayrimenkul şeyler tanıtımı bedava yapıyoruz. Onlar da karşılığı İran'daki A'dan Z'ye kadar oradaki hizmeti biz veriyoruz. Evet. Yani biz böyle bir işbirliği yapabiliriz. O medya grubu çok güçlü bir medya grubu. Evet. Evet. Sevgili izleyenler, yani
sevgili yöneticiler diyeyim, bugün şu an Mecit Mecidi çok önemli bir noktaya parmak bastı. Dedi ki şehirlerine yatırımcı çekmek isteyen, yabancı yatırımcı çekmek isteyen yöneticiler, belediye başkanları, valiler, rektörler, harekete geçmeliler. Biz bunların İran'daki şehirlerin tanıtımlarını bedavaya yapıyoruz. Şehirlerini daha çok tanıtırlarsa daha çok yatırımcı gelecektir dedi. Ben bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, ben hatta sözünü geçeyim. Taksim'deki konuştum hatta. Dedim ki Taksim Meydanı'nda büyük bir yer bize versinler. Evet. Bunun içerisinde her şehirde İzmir'deki bir projenin, iki projenin, üniversitenin evet, bir yeri olsun, başka şehirdeki, Ankara'daki, bunu biz bir sene içerisinde, 6 ay içerisinde en azından 30 milyon turist geliyor o Taksim'e. Evet. Yani bir sene içerisinde 30 milyon kişi. Televizyon bile gerek yok yani. Evet. Yani sonuçta Taksim ya da İstanbul ya da sizin şehrinde belediyelerin bizimle işbirliği yaparsa, ama orada kim lazım? Aynı o vatandaşın Farsça konuşan, bunu gerçekten anlatan, o güveni sağlayan bir kişiler lazım. Evet. Yani Taksim Meydanı'nda şehirlerin, üniversitelerin tanıtımı yapılsın diyorsunuz. Evet. Ben diyorum ki yani bu bir ay olsun, Nevruz olabilir, yaz olabilir, ama Türk kulturunun, evet, Türkiye'deki olan projene odakları, ama evet, devlet garanti çatı altında, evet, o zaman yatırımcı geldiği zaman içi rahat. Evet, bunu devlet evet getirdi buraya. Bu firma herhalde arkasında evet, evet, sonuçta bir sorunlu olmayan evet firmalar olacak. Sayın Mecidi, yani zamanımız kısıtlı olduğu için ben çok bu konuyu dağıtmak istemiyorum, ama ilerleyen zamanlarda yine birlikte olalım ve bu konunun üstüne gidelim diyorum. Yani Türkiye'ye yatırımcı gelmesi açısından İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya dışındaki illerin yatırım ve yatırımcı alabilmesi açısından sizin tüyolarınıza bu ülkenin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Son olarak ne söylemek istersiniz? Bugünlük süremiz bu kadar. Çok teşekkür ederim ki bu fırsatı bize verdiğiniz için. Estağfurullah. Evet, gelecekteki bir programımız olursa daha detaylı, evet, daha bu tapu turlarının evet nasıl bir tapu almalarını, evet, bu tapu almalarına dikkati gereken şeylerle konuşabiliriz. Evet. Bir de yatırımcının hangi dalında yatırım isteyen ilanlar var. Onları ben spesifik olarak, özel olarak hepsine söyleyebilirim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben şimdiden size daha sonra birlikte program yapacağım, programı devam ettireceğim sözünü almış olarak kabul ediyorum. Evet sevgili izleyenler, bir baş başanın daha sonuna geldik. Çok önemli konular konuştuk. Özellikle yabancı yatırımcıların yoğun tercihi olan İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya dışında kalan illerin de yabancı yatırımcıların dikkatini çekebilmesi için çok önemli tüyoların verildiği bir program oldu. Sayın Mecit Mecidi belediye başkanlarına, valilere, rektörlere çok büyük görevler düştüğünü, özellikle İran'da şehirlerin ve kurumların tanıtımlarını ücretsiz yaptırabilecekleri büyük mecralar olduğunu, bundan Türk yöneticilerin, valilerin, belediye başkanlarının, rektörlerin istifade etmesi gerektiğini altını çizdi. Bunu vurguladı. Ben de bunu hatırlatarak hoşça kalın diyorum.